Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılışı kolay güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkli bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir tersi olarak bir lastik hazırladım. ilmek sayımız 10 ve 10'un katlarından oluşmaktadır. Artı bir ilmek daha ekleyerek modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Ben ana rengimi beyaz olarak seçtim. Örgümün ön yüzündeyim ve tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burada modele geçmeden önce bir zemin hazırlığı yapıyoruz. Bunun için sıra sonuna kadar lastikten sonra örgünün ön yüzünden ilmeklerimizin tamamını düz olarak örmeye devam ediyorum. Tamamlayalım sıramızı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördüm. Örgümün arka yüzüne geliyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu işlemi toplamda 4 sıra yapıyoruz Evet bu sıramızı da tamamlayalım. İkinci sırayı da arka yüzden ters ördük tamamladık tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyorum üçüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sırada yine düz olarak örmeye devam ediyoruz Sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sırayı da tamamladık. Tekrar arka yüzüne geliyorum. Son kez kenar ilmeğimi alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüyorum. Toplamda 4 sıra ördük. Lastikten sonra ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra ters olarak örüyoruz. modelimin ön yüzüne geldim. 4 sıra ördükten sonra kenarda kırmızı renkli ipimi beyaz ipimle birleştirdim. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Şimdi burada da aynı şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet bu sırayı da tamamlayalım. Evet kırmızı ipimizde de bir sıra düz ördükten sonra örgümün arka yüzüne geliyorum. Altıncı sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arka yüze geldik. Ters görünen ilmeklerim var. Bu ters görünen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Çünkü ön yüzde bir sıra haroşa olması için. Şimdi bütün ilmekleri baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Evet bu sıramızı da tamamlayalım. Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şöyle baktığımız zaman ön yüzden bir diş haroşamız çıkmış oldu. 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra burada bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum genel ilmeğinden sonra bir artırma, bir düz, tekrar artırma yaptık ve düz ördük. Şimdi bir sonraki ilmeğe geldiğim zaman düz örüyorum fakat ipimi şişimin üzerine iki defa atıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çift dolu dolayarak düz ördük. Şimdi 5 tane ilmeği ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 düz ördüm. 3 artırma yaptım. 4 düz ördüm. 5 artırdım. 6 7 8 ve 9. Dokuz. 9. ilmeği de düz olarak örmüş olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 ilmek çift doluyorum. Düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ördükten sonra yine aynı şekilde düzle başlıyorum. 1 arttırdım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 5 ilmek çift doluyorum, düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. 1 tane düz örüyorum. 1 artırma yaptım. 2 düz ördüm. 3 artırmamı yaptım. 4 Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Aradaki arttırmış olduğumuz ilmekleri de ters görünen ilmekleri de pardon şöyle ön tarafı alıyorum tekrar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz örüyorum. Bütün ilmekleri düz olarak örerek devam edeceğim. Şimdi burada da artırmış olduğum ilmeğim ve ters görünen ilmeğim var. Bunu da düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Çift doladığım ilmeklerimi bu sırada açıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bunları örmüyorum. Sağ şişimi aktarmış oldum. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeği ördüm. İpi tekrar arkaya alıyorum. Çift doladığım ilmekleri açıyorum. 1 2 3 4 ve 5. İpi tekrar ön tarafa alıyorum. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm ip tekrar kendimden tarafa aldım ilmeklerimi burada açıyorum 2 3 4 ve 5 ön tarafı alıyorum kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum 1 2 3 4 kenar ilmeğim de var 5 arka yüzden de sıramızı tamamlamış olduk. Tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. Şöyle bakalım. Burada kırmızı ipimi artık bırakıyorum. Beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Burada birinci modelin kapanışı, ikinci modelin de açılışı gibi bir şey olacak. Şimdi başlangıçta da düz ve ters örgüyle başlamıştık. İlk kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak ördüm aradaki diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Uzun ilmeklerime gelene kadar 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şimdi burada çift doladığım ilmeklerim vardı. Arka yüzden örmemiştik. Tekrar bunları örmeden saşıma aktarıyorum. Arada kalan diğer ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. 9 tane ilmeğim vardı bunları düz örüyorum. Şimdi tekrar örmediğim ilmeklere geldim. Bunları örmeden tekrar diğer şişimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz örüyorum. Tekrar 5 ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi burada örmediğim ilmeklerim vardı. Bunların hepsini birlikte topluyorum. Ve tek seferde beşini birlikte ters ördüm. Tekrar aradaki ilmekleri ters örmeye devam ediyorum. örmediğim ilmeklerimi de hepsini topluyorum. Beşini birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Kalan ilmeklerimi de sıramın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamlamış oldum şimdi modelimin ön yüzüne geliyorum bakın birinci modelimiz ortaya çıkmış oldu şimdi ilk başlangıçta 4 sıra düz ve ters örmüştük Aslında burada 2 sıra şeklinde düz ve ters örgüyü yapmış olduk son iki sıramız kaldı bunda da ön yüzden bir sıra düz arka yüzden de bir sıra daha ters örüyoruz beyaz ipimizde sonrasında tekrar modele geçiyoruz Şimdi burada sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Böylelikle 4 sıraya tamamlamış oluyoruz. Evet, tamamlayalım sıramızı. Sıra sonuna kadar düz ördük. Beyaz ipimizle 3. sırasını tamamladık. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum arka yüzden de bir sıra daha ters ördükten sonra kırmızı renkli ipimizle ikinci model için başlıyoruz devam edelim Arka yüzden de beyaz renkli ipimizde son sıramızı ters ördük, tamamladık. Şimdi burada kırmızı renkli ipimizde birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Kaydırmalı bir model olmadığı için kolay bir şekilde ilerleyecek. Şimdi ilk sırasını tekrar beraber yapalım. Kalan bölümleri de bir alt sıradan bakarak yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi e, renk değiştirdiğim için ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz ördüm. Kenarda 5 tane ilmeğim olmuş oldu. Sonraki ilmeğe geldiğim zaman iki defa şişimin üzerine doladım ve düz olarak örüyorum. Toplamda 5 tane yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Bir tane düz örüyorum. Toplamda 9 tane yapacağız burayı da. 1 arttırdım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmekte artırma ile beraber düzlerimizi örmüş olduk şimdi tekrar 5 tane çift doladığımız düz ilmeklerimizi örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeği çift doladım. Şimdi tekrar bir düz örüyorum, bir arttırdım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeği de ördükten sonra 5 ilmek çift doluyorum ve düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 5 ilmekte çift doladım şimdi kenarda 3 ilmeğim kaldı bir düz ördüm bir artırma yaptım 2 düz ördüm 3 artırmamı yaptım 4 kenar ilmeğimi de ördüm ve 5 Evet ikinci modelinde birinci sırasının kurulumu bu şekilde buraya bakarak tekrar modele devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Çocuk örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben e, aralardaki örnekleri kırmızı olarak yaptım. Dilerseniz sadece beyaz renkle de devam edebilirsiniz. İsterseniz bu görmüş olduğunuz kırmızı örnekleri elinizde kalan parça ipleriniz varsa bunları da değerlendirerek rengarenk yapabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, berelerde, battaniyelerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Şöyle hemen örgümüzün arka yüzünde göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.